Bugünkü dersimizde present perfect tense, geçmişte başlayıp şu anda devam eden ya da etkisi devam eden zamanlar için kullanıyoruz. Have, has ve fiilin üçüncü haliyle kullanıyoruz burada. Olumsuz da olsa, olumlu da olsa, soru da olsa bütün hepsinde fiilin üçüncü halini kullanacağız. I have cleaned the house. Evi temizledim. Ev şu anda temiz olduğunu biliyoruz burada. You have done homework. Sen ödevini yaptın. You the have ve fiil üçüncü halini kullandık. You have done homework. Sen ödevini yaptın. Şu anda ödevin yok ve rahatsın. She has opened the window dediğimiz an o pencereyi açtı. Şu anda pencere açıktır. He has lost his wallet. O cüzdanını kaybetti. Cüzdan hala kayıptır. Bulamamıştır. It has worked. O çalıştı. Şu anda hala çalışıyor. We have helped Ali. Biz Ali'ye yardım ettik. We de have ifadesi kullandım. You have played football. Siz futbol oynadınız ve şu anda yorgunsunuz anlamına gelir. They have washed the dishes. Onlar bulaşıkları yıkadılar. Şu anda mutfakta bulaşık yoktur. Çünkü tertemizdir, yıkandı ve etkisi devam ediyordur. Olumsuz yaptığım zaman have ve has not ifadesi ekliyoruz ve yine fiilin üçüncü halini kullanacağız. I haven't cleaned the house. Ben evi temizlemedim. Şu anda ev hala pistir. You haven't done homework. Sen ödev yapmadın. Hala senin ödevlerin duruyor. She hasn't opened the window. O pencereyi açmadı. Şu anda pencere kapalıdır. He hasn't lost his wallet. O cüzdanını kaybetmedi. It hasn't worked. O çalışmadı. We haven't helped Ali. Biz Ali'ye yardım etmedik. You haven't played football. Siz futbol oynamadınız. They haven't washed the dishes. Onlar bulaşık yıkamadılar anlamına gelir. Ve şu anda mutfakta bulaşıklar duruyor. Soru yaparken have ve has'i başa getiriyorum. Have I cleaned the house? Ben evi temizledim mi? Dikkat edersek yine have, has ve fiilin üçüncü halini kullanıyorum. Have I cleaned the house? Ben evi temizledim mi derken yes you have ya da no you haven't ifadesi kullanıyoruz burada. Have you done homework? Sen ödev yaptın mı? Yes I have ya da no I haven't diyorum. Çünkü burada yardımcı fiilim have olduğundan dolayı soruda da aynı şekilde cevapta aynı şekilde have ve has'i kullanıyoruz. Has she opened the window? O pencereyi açtı mı? Yes she has. No she hasn't. Has he lost his wallet? O cüzdanını kaybetti mi? Yes he has. No he hasn't. Has she opened the window? Yes she has. No she hasn't. Has he lost his wallet? O cüzdanını kaybetti mi? Yes, he has. No, he hasn't. İfadesi kullanılır. Has it worked? O çalıştı mı? Yes, it has. No, it hasn't. Evet, çalıştı ya da hayır çalışmadı. Cevabı veririz. Have we helped Ali? Biz Ali'ye yardım ettik mi? Yes, you have. No, you haven't. Evet, yardım ettiniz. Hayır yardım etmediniz cevabını veririz. Have you played football? Siz futbol oynadınız mı? Yes we have ya da no we haven't cevabını veriyoruz. Have they washed the dishes? Onlar bulaşık yıkadılar mı? Yes they have. Evet yıkadılar ya da no they haven't. Hayır yıkamadılar cevabı veriyoruz. Evet present perfect geçmişte başlayıp devam eden veya etkisi devam eden olayları ifade etmek için kullanılır. Zaman ifadesi kullanılmaz. Ölmüş insanlar için kullanılmaz. Mesela bir Mozart için ya da büyük 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 dedemiz için bu tense kullanılmaz. Mesela örneklerimize bakarsak she has cleaned the house. O evi temizledi. It is clean now. O şimdi temiz. They have come here. Onlar buraya geldiler. Onlar şimdi buradalar. I have lost my wallet. Ben cüzdanımı kaybettim. It is lost now. Şimdi cüzdanım hala kayıp. Complete the sentences with the given verbs in present perfect. Evet, burada present perfect ile verilen fiillerle cümlelerimizi tamamlayacağız. Play fiilimiz var. Football twice this week.
Şimdi burada this week, burada aynı zamanda zamanın etkisinin devam etmesi var. Şimdi biz bu hafta içerisinde olduğumuzdan dolayı hala bu hafta bitmemiştir. I have played football twice this week. Bu haftaki iki defa futbol oynadım. Ve ben bu hafta bitmek için hala oynayabilirim. O yüzden present perfect kullanıyoruz. She do her homework ifadesinde she has done her homework, o ödevini yaptı. Alison worked in this factory, has worked in this factory. Alison bu fabrikada çalıştı. They have go üçüncü hali gone ya da been ifadesi olur. Eğer gitmişse hala oradaysa gone ifadesi kullanılır. They have gone to the bank. Onlar bankaya gittiler. Hala yolda ya da bankada olabilirler. Eğer burada been kullansaydım, onu da yazalım şuraya. Eğer have been kullansaydım, o zaman gitmiş ve gelmiş olurlardı. They have been to the bank. Onlar bankaya gittiler ama şu anda buradalar anlamına gelir. The workers finished the work ifadesinde işçiler işi bitirdiler ifadesinde finished the work ifadesi kullanırız. Berna and Aliye be friends. Arkadaşlar hala arkadaşlar bunlar. Have been friends. Yani geçmişte başlayıp hala arkadaşlar devam ediyor burada. Make sentences with the given words in present perfect. Evet, birinci cümleye baktığımız zaman they not visit the Taj Mahal. Burada olumsuz bir ifade kullanıyoruz. They haven't visited the Taj Mahal. She not work in a factory so far this year. She hasn't worked in a factory so far this year. Bu yıl şu ana kadar bir fabrikada çalışmadı, hala da çalışmamış olur. Asuman play golf twice today. Bugün iki defa golf oynadı derken Asuman has played. Asuman tekil olduğundan dolayı has ifadesi kullanıyorum. Has played golf twice today. Yani burada bugün bitmediği için tekrar tekrar oynayabilir. O yüzden perfect tense kullanıyorum. Burada soru ifademiz var. O yüzden özneye baktığımız zaman burada Elif and Emre var. O yüzden have ile başlayacağım. Have, Elif and Emre. Durumun üçüncü hali done. Done the housework. Elif ve Emre ev işini yaptı mı diye bir soru sorduk. They never been to Italy before. Burada never ifadesini have ile has'in arasına yerleştireceğim. Have ile fiilin arasına yerleştireceğim. They have never been to Italy before. Onlar daha önce İtalya'da bulunmadı ya da İtalya'ya gitmediler anlamı çıkar bu cümleden. She tidy her room yet ifadesinde sorumuz var burada. She olduğu için has she tidied her room yet. O henüz odasını topladı mı düzeltti mi diye bir soru oluşturduk. We sent the mails. Biz mailleri gönderdik. We have sent the mails. Erenay not cooked dinner. Erenay tekil olduğu için has ifadesi kullanacağım. Olumsuzluk var. Hasn't ya da has not cooked dinner. Erenay akşam yemeği pişirmedi.
Burada soru ifadesi var. She visit you so far. Has ile başlayacağım. Has she visited you so far? Serena win two games so far this year ifadesinde Serena tekil olduğundan dolayı has ifadesi kullanacağım. Serena has won two games so far this year. Bu örneğimizde complete the sentences with the given verbs in present perfect. Şimdi zaman vermeden başımızdan geçen olayları anlatıyorsak present perfect ifadesi kullanacağız. Tabii kişinin yaşıyor olması gerekiyor. My father is 60 years old. Babam 60 yaşında. Has worked in many jobs. Birçok işte çalıştı. He has made a lot of money. Çok para kazandı. He has helped many poor people in our neighborhood. Mahallede birçok fakir insana yardım etti. He has visited many cities, birçok şehir ziyaret etti. Yaşadığı için hala ziyaret edebilir ve yaşadığı için mahallede birçok insana daha yardım edebilir ve yaşadığı için daha çok para kazanabilir. Çok bina inşa etti ifadesinde has built a lot of buildings. He is a very hardworking man. O çalışkan bir adam ve bunları hala yapabilir çünkü hayatta. My mother is a teacher at a primary school. She then has ifadesi kullanıyorum. She has taught for 20 years. 20 yıldır çalışıyor. Çalıştı, hala çalışıyor. In several cities in Turkey so far. He has worked in several cities in Turkey so far. She never go abroad. Yurt dışına gitmemiş. She has never been abroad. O yurt dışına gitmedi. She is a very good teacher. Şimdi burada go'nun söylediğimiz gibi iki tane üçüncü hali var. Been ve gone. Şimdi gone dediğimiz zaman gitmiş, hala orada olduğunu söylüyoruz ama been gitmiş ve gelmiş anlamına geliyor. Oraya gitti ve şu anda burada olduğunu söylüyoruz ama buradan yurt dışına gitmediği için o yüzden been ifadesi kullandık.